Bugün insanlara sizi en çok heyecanlandıran ve yapılması en zor gelen şey nedir diye sorsanız, şüphesiz en fazla verilen cevaplardan birisi topluluğa hitap etmek, kalabalıklar önünde konuşmak olacaktır. Bugüne kadar verdiğim eğitimlerde ve konuşmacı olarak yer aldığım konferanslarda en fazla deneyimlediğim durumlardan bir tanesi de ne yazık ki budur. Bizim millet olarak aslında son derece sıcakkanlı ve sosyal insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Birebir iletişimde ve kişisel ilişkilerde neredeyse hiçbir sorun yaşamayan insanımız, ortam kalabalıklaştıkça ve kendisini dinleyenlerin sayısı çoğaldıkça eli ayağına dolaşıyor. Ses tonu gitgide titrek ve ince bir hal alıyor. Beden diline hakim olamıyor ve ortaya komik durumlar çıkabiliyor. Bu durumun elbette pek çok sebebi var. Ancak konuyu çok fazla detaya girmeden ele alacak olursak, aslında topluluk önünde konuşmanın pek çok incelikleri olduğunu görürüz. Ses tonu ayarlamasından tutun da, göz teması kuracağınız hedef kitle ve bakış süreleri, beden duruşunun etkileyici olup olmaması ve sahnede verilen mesajların hedefe olan uygunluğu gibi daha sayamadığımız birçok unsur sahne konuşmasının etkileyiciliğini belirler. Mikrofonu eline alan kişi ilk önce konuşmayı çok uzatmadan tamamlaması gerektiğini bilmeli. Konuşma esnasında kendisini dinleyenlerle sürekli göz teması halinde olmalı ve göz temasını tüm kitleye yayabilmeli. Bazen öyle konuşmacılar görüyoruz ki gözünü bir kişiye diker ve tüm konuşma süresi boyunca konuyu sanki yalnızca o kişiye anlatır. Yine aynı zamanda ses tonu kullanımı ve konuşmacının seçeceği kelimeler son derece önemlidir. Bir defa dinleyicilerin kulak zarını patlatacak ölçüde yüksek olmayacak ya da kulakları tırmalayan bir incelik veya detonelikte olmayacak. Ses tonu öyle bir ayarlanmalıdır ki bazen düşük, bazen yüksek, yani dalgalı şekilde kullanılmalıdır. Salonda yer alan herkes sizi duyabilmeli ve söylediklerinizi anlayabilmelidir. Yine aynı zamanda telaffuzu zor ya da anlamını bilmediğiniz kelimeleri de kullanmamalısınız. Bunu yaparsanız muhatabınızın gözünde komik durumlara düşme ihtimaliniz yüksek olacaktır. Bugün sosyal hayatımızda pek çok sahne ya da kürsü konuşmacısı görüyoruz. Bu kişiler bazen eğitimci, bazen şehrimizi yöneten idareci, bazen seçim çalışması yapan siyasetçi, bazen de konser ya da başka bir sosyal etkinlik için ayağımıza gelmiş bir sanatçı da olabiliyor. Bunlar arasında son derece başarılı konuşmacılar olabildiği gibi, son derece başarısız, adeta mikrofon tutmayı bile beceremeyen, sahnede elini koyacak yer bulamayıp, eli cebinde ve küstah bir görüntü veren, sesinin düşüklüğü nedeniyle ne söylediği anlaşılmayan, sırf modern görünmek uğruna anlamını bilmediği kelimeleri diline dolayıp duranları mı sayalım? Yoksa sahnede tıkanıp kalıp o makama, mevkiye nasıl geldiğini sorgulatanları mı ele alalım? O kadar çok örneği var ki, burada anlatmaya saatler yetmez. Biz en iyisi bu kadarıyla yetinelim. Sahne konuşması yapacağınız zaman dikkat edilmesi gereken unsurları kısaca ele aldık. Ancak en önemli noktalardan birini de belirtmeden geçemeyeceğim. Sahnede hangi konuyu konuşursanız konuşun, sizi dinleyenlerin yüreğine dokunmayı asla ihmal etmeyin. İnsanlar oraya sizi dinlerken kendilerine artı değer katmaya geldiler. Sizin egonuzu tatmin edişinizi izlemeye değil. Lütfen bunun farkında olarak beden dilinizi kullanın ve insanlarla doğru göz teması kurmaya çalışın. Ses tonunuzun kulakları tırmalamadan kalplerde yer edinmesini sağlayın. Benim burada size kısaca sunabileceğim öneriler şimdilik bu kadar. Hepinizi sevgiyle selamlıyor, başarılarla dolu bir hayat diliyorum.